Herkese merhabalar. Bu dersimizde rasyonel sayılarda toplama işleminin özelliklerini göreceğiz. Biz toplama işleminin özelliklerini aslında tam sayılardan ve doğal sayılardan biliyoruz. Şimdi rasyonel sayılarda toplama işleminin özelliklerine bakacağız. Birinci özelliğimle başlıyorum. Tanıdığımız değişme özelliği. Değişme özelliğinde ne oluyordu? Toplanan rasyonel sayıların yeri değiştiriliyordu. Fakat toplanan sayı değişmiyor. Yani sonuç değişmiyordu. Rasyonel sayılarda toplama işleminin o zaman ne diyoruz biz? Değişme özelliği vardır diyoruz. Bakalım doğru mu? Şimdi burada ne yapacağız? Birinci toplamda, birinci toplananda ne yazmış? Eksi 5 bölü 7 yazmış değil mi? Artı 2 bölü 9. Biz ne yapacağız? Bu ikisinin yerlerini değiştireceğiz. Yani bunu birinciye yazacağız. Artı 2 bölü 9. Artı ikinciye ne yazacağım? Eksi 5 bölü 7 yazacağım. Şimdi bakalım sonuç değişecek mi, değişmeyecek mi? Peki şimdi bunların paydaları eşit değil. O zaman ben paydalarını eşitleyeyim. Bunun altına 9 yazayım. Bunun altına 7 yazayım değil mi? 5 kere 9 45. 9 kere 7 63. Yani eksi 45 bölü 63. Artı 7 kere 2 14. 14 bölü 63. Peki sonuç ne olur? 63 ortak payda. 45'ten 14'ü çıkarırsak biz 1, 31, eksi 31 bölü 63. Bu taraftaki sonuçtan çıktı. Bakalım buradan da aynı sonucu bulabilecek miyiz? Yine paydaların eşitleri eşitleyelim 7 ile ve 9'da. 7 kere 2 14 artı 14 bölü 7 kere 9 63 artı eksi, artı ile eksi artık burada eksi olarak da alabiliriz. Şöyle eksi yazayım. 9 kere 5 45 bölü 9 kere 7 63. Ne yapacağız? 45'ten yine 14'ü çıkardım. Büyük olan 45 olduğu için onun işaretini kullanacağım. 31 bölü 63. Bakın ne oldu? Eksi 31 bölü 63. Eksi 31 bölü 63. Sonuçlar değişmedi. O zaman yer değiştirdiğimizde de sonuçlar değişmeyecek demektir. Bir tane daha örnekle bunu gösterelim. 1 bölü 3 artı eksi 1 bölü 2. Bakalım paydalarını eşitleyelim. Bir sonuçlarını bulalım. 2 kere 1 2 bölü 2 kere 3 6. Artı ile eksi eksi 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. 2 eksi 3 eksi 1 bölü 6 çıktı bu tarafta. Şimdi bu tarafta ne yapacağım? Yerlerini değiştireceğim. Eksi 1 bölü 2'yi başa alacağım. Artı 1 bölü 3'ü de ikinciye alacağım. Ne yapayım? Yine paydalarını eşitleyeyim. 3 ile ve 2 ile. 3 kere 1 3. Eksi 1 bölü 3 artı 2 kere 1 2, 2 kere 3 6. Şimdi pardon şurası 3 olacaktı. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6 bu şekilde oldu. Şimdi ne yapıyorum? Eksi 3 artı 2 eksi 1 bölü 6 oldu. Yani ne oldu? Eksi 1 bölü 6 ve eksi 1 bölü 6. O zaman değişme özelliği vardır dedim. Yine bunlarla ilgili örneklerimiz var. Bakalım örneklerimizi aşağıdaki boşlukları dolduralım demiş. Değişme özelliğiyle ilgili boşluklar vermiş. Şimdi 3 bölü 10 artı eksi 1 bölü 7. Ne olacak değişme özelliğinde? İkisi yer değiştirecek değil mi? Yani 3 bölü 10 bu tarafta yer alacak. Eksi 1 bölü 7 başa geçecek. O zaman burada 3 bölü 10'u zaten yazdığına göre burada ne olacak? Eksi 1 bölü 7 olmuş olacak. Parantezi de isterseniz koyabilirsiniz. Burada da eksi 3 bölü 4 var. Boşluk vermiş. Daha sonra ne olacak? Eksi 8 bölü 9 başa geçmiş. Eksi 3 bölü 4 sona geçmiş. O zaman ne yapacağız? Biz bunlar birbirine eşittir diyeceğiz. Çünkü sonuçta ortada eşitlik var. Eksi 8 bölü 9 olarak yazabiliriz. Burada da 1 bölü 5, 1 bölü 5 var. O zaman başa geçen hangisi burada ikinciymiş? O zaman 1 bölü 2'yi de başa geçirmiş olacağız. Dolayısıyla burası da 1 bölü 2 olacak. Burada da yine 2 bölü 5, 2 bölü 5. O zaman burada baştaymış eksi 4 bölü 11. Burada ne olacak? İkinci tarafta yer alacak. Eksi 4 bölü 11 olmuş olacak. Diğer bir özelliğimiz birleşme özelliği. Toplanan rasyonel sayılar.
farklı şekilde gruplandığında sonuç yine değişmiyor. Buna da rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyoruz. Şimdi bakalım aşağıdaki örneğimizde eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı eksi 3 bölü 4 var. Bu üçünü toplayalım diyor. Ama ne yapacağız biz? Farklı gruplandıracağız. Öncelikle örneğin şu ikisini gruplandıracağız. Sonra tekrar yazacağız. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı eksi 3 bölü 4 yazacağım. Ve ne yapacağım bu sefer? Son ikisini gruplandıracağım. Ve işlemleri toplayacağım. Bakalım her iki sonuç birbirine eşit çıkacak mı? Bakalım şimdi. Eksi 1 bölü 2. Tabii öncelikle ne yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz. Kaçta eşitleriz? 12'de eşitleyebiliriz. Şöyle 3 ile. 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. Nasıl? Eksi 6 bölü 12. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Şurada artı var. Şimdi bu bir grup. Artı. Sonra çıkan sonucu 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. Burada eksi 9 bölü 12 ile toplayacağım. Şimdi toplayayım ben burasını. Eksi 6 artı 4. Eksi 2 bölü 12 buradan çıktı. Burada da eksi artı ile eksi eksi oldu. Eksi 9 bölü 12 oldu. Dolayısıyla sonucum ne oldu burada? Eksi 11 bölü 12 gibi bir sonucum çıkmış oldu. Şimdi diğerinde de baktık. Diğerine öncelikle bu grup dışında kalanı aynen yazdım bu şekilde. Şimdi grup içindekini toplayalım. Yine ne yapıyorum? Paydalarını eşitleyeceğim. Aslında öncelikle paydalarını da eşitleyebilirdim. 4 ile 3 ile. Ne yapalım? 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Bunlar bir grup içerisinde. Sonra 3 kere 3 9. Bölü 3 kere 4 12. Artı eksi burada eksi var. Bu şekilde oldu. Şimdi burada eksi 6 bölü 12 vardı. Burada ne oldu? 4 eksi 9 eksi 5 bölü 12 oldu değil mi? Eksi 5 bölü 12 oldu ve artı ile eksi eksi oldu. O zaman eksi 6 eksi 5 ne yaptı? Eksi 11 bölü 12 oldu. Bakın eksi 11 bölü 12 eksi 11 bölü 2 yani sonuçlar birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla birleşme özelliğini biz burada ne yapmış olduk? İspatlamış olduk. Şimdi bir sorumuz var birleşme özelliği ile ilgili ve 2 adet şıkkımız var bunlarla ilgili. Bakalım aşağıda verilen boşlukları doldurarak sonuçları karşılaştıralım demiş. Şimdi ne yapacağız? Boşlukta olmayanı bu tarafta şurada eşitlik var ya. Bu taraftaki gruplara bakacağız ve boşlukta kalana ve bu taraftakine bakacağız. Şunu dolduracağız. Şimdi eksi 3 bölü 4 burada var burada yok. Artı 1 bölü 5 evet ikisinde de var. Eksi 3 bölü 10 ikisinde de var. Dolayısıyla burada ne olacak? Eksi 3 bölü 4 olacak. Sonra ne diyor? Sonuçları karşılaştıralım diyor. O zaman ne yaparım ben? Paydaları eşitleyip her ikisini de toplarım. Her iki tarafı da toplarım. 5 ile 4 ile ve 2 ile çarparak genişleteceğim. 5 kere 3 15. Eksi 15 bölü 5 kere 4 20. Şunlar bir grup içerisinde. 4 kere 1 4. 4 kere 5 20. Burası artı. Şu şekilde topladım. Bu da dışarıda kaldı. Onu da paydasına eşitleyelim. Eksi 3. 3 kere 2 6. Eksi 6 bölü 2 kere 10 20. Bu şekilde oldu. Şimdi eksi 15 artı 4. Ne oldu? Eksi 11 bölü 20. Artı ile eksi burada eksi oldu. 6 bölü. Eksi 6 bölü 20. Eksi 11. Eksi 6 daha. Ne oldu? Eksi 17 bölü 20 çıktı bu taraf. Bakalım diğer tarafta durum ne? Onların da paydalarını eşitleyelim. 5 ile, 4 ile ve 2 ile eşitlersen 20 de eşitlenmiş olur. 5 kere 3 15, eksi 15 bölü 20 artı burada bir grup var. 4 kere 1 4, 4 kere 5 20, 2 kere 3 6 artı ile eksi burada eksi oldu. 2 kere 10 20. Şimdi ne yaptım? Eksi 15 bölü 20. Bakalım buradan kaç sonucu çıktı? 4 eksi 6 eksi 2 eksi ile artı burada eksi olur. Eksi 2 bölü 20 oldu. Peki eksi 15 eksi 2 daha eksi 17. Eksi 17 bölü 20. Evet her iki tarafta ne oldu? Birbirine eşit olarak bulunmuş oldu.
Şimdi diğer örneğime baktım. Artı 1 bölü 9 var. 1 bölü 9 var. Eksi 2 bölü 3 var. Eksi 2 bölü 3 var. 5 bölü 6 var. Burada yok. Dolayısıyla burası 5 bölü 6'dır diyebilirim. Şimdi ne yapıyorum? Paydalarını eşitliyorum. 2 ile 6 ile ve 3 ile eşitlersem 18 de eşitlenir. Bu da aynı şekilde 2 ile 6 ile ve 3 ile eşitleyeceğim. Şimdi bakalım. Burada öncelikle 2 kere 1, 2, 2 kere 9, 18 artı grubun içindekini yazalım. 6 kere 2, 12, eksi 12 bölü 6 kere 3, 18 artı 3 kere 5, 15 ve 3 kere 6, 18. Bu da grup içinde. Şimdi burada 2 bölü 18 var. Burada eksi 12 artı 15 ne olur? 3 bölü 18 olur. Dolayısıyla sonucum 5 bölü 18 çıkmış oldu bu tarafta. Bakalım bu tarafta durum ne? Bu tarafta durum ilk iki tanesini gruplandırmış. 2 kere 1, 2. 2 kere 9, 18. Bu grup içinde. Artıyla eksi, eksi oldu. 6 kere 2, 12. 6 kere 3, 18. Bu grup içindeki. 3 kere 5, 15. 3 kere 6, 18. Bu da grup dışında kaldı. Şimdi 2 eksi 12 eksi 10 bölü 18 oldu değil mi? Peki artı burada ne vardı? 15 bölü 18 var. Dolayısıyla eksi 10 artı 15 ne oldu? Artı 5 bölü 18 oldu. Dolayısıyla yine sonuçlarımız birbirine eşit çıktı ve birleşme özelliğini yine örneklerimizle de ispatlamış olduk. Diğer bir özelliğimiz etkisiz eleman özelliği. Etkisiz eleman neydi? Toplama işleminde. Etkisiz eleman sıfırdı değil mi? Bir rasyonel sayı sıfırla toplandığında sonuç rasyonel sayının kendisidir. Sıfır o zaman nedir? Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz yani birim elemanıdır. Yani ne olur? 3 bölü 4 artı 0 dersin. Bu etkisiz elemandır. Sonuç yine 3 bölü 4 çıkar. Sıfırla hangi sayıyı toplarsan topla kendisi çıkacaktır. 0 artı eksi 2 bölü 5 eksi 2 bölü 5 çıktı. İşte rasyonel sayının kendisi. Burada da aynı şekilde 1 bölü 6 artı 0 ne çıkar? Kendisi 1 bölü 6 çıkar. Eksi 5 bölü 8 artı 0 yine eksi 5 bölü 8 çıkmış olur. Etkisiz eleman yani birim eleman özelliği de bu şekilde. Peki ters eleman özelliği nedir? İki rasyonel sayı toplandığında sonuç 0 oluyorsa toplama işlemine göre birbirinin tersi olurlar. Bakalım o zaman. Ne yapacağız? Artı 2 bölü 9'a baktım. Şimdi artı 2 bölü 9'un toplama işlemine göre tersi ne olur o zaman? Sonucu ben 0 bulmam lazım. Ne yaparım o zaman? Eksi 2 bölü 9'da eğer bunu toplarsam sonucu 0 bulurum değil mi? Paydalar eşit olduğu için burası 9 olur. Artı 2 eksi 2 ne olur? 0 olur. 0 bölü 9'da 0 olur. O zaman artı 2 bölü 9'un ters elemanı eksi 2 bölü 9'dur. Şimdi buna bakalım. Eksi 1 bölü 3. Ne yapacağım? Ters işaretlisini yazacağım. Yani artı 1 bölü 3 yazacağım. Sonra ne olacak? Eksi 1 artı 1 bölü 3. O da 0 bölü 3 olacak. Yani sonuç 0 olacak. O zaman sürekli ne yapıyorum? Ters eleman özelliğinde ters işaretlisini yazıyorum. 4 bölü 7. Sonuç 0. Artı 1 bölü 2'ye ne yazacağım? Eksi 1 bölü 2 yazacağım. Sonuçta sonuç ne olacak? 0 olmuş olacak. 0'ın toplama işlemine göre tersi ise 0'dır. Bu da böyle aklınızda bulunsun.